Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati yine 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle bayramın 3. gününde yeniden birlikteyiz. Efendim dediğimiz gibi bayramın 3. günündeyiz. Doğu Karadeniz yine sele teslim oldu. Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleriyle Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Bir hafta sonra ikinci kez sel felaketinin yaşandığı bölgelerde bu kez tek teselli can kaybının yaşanmamasıydı. Gerçekten çok zor durumdayız. Felaket mahvolmuş durumdayız. 12 saatte 110 kilogram yağış düştü. Rize 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sabah saatlerinde felaketi de beraberinde getirdi. Boğaziçi Mahallesi tam anlamıyla felç. Fındıklı'da dere işte böyle taştı. Su önce yavaş yavaş yükseldi, dalgalar yola taştı ve ardından yükselen su bir anda her yeri denize çevirdi. Kamyonet tipi bir araç azgın suyun ortasında kaldı. İçinde birinin olup olmadığı korkusu çevredekilere de büyük panik yaşattı. Şu an araba içinde adam var. Bir adam da yolun ortasında kaldı. Sağa solu suyla kaplandı. Ne yapacağını bilemedi. Çevredekiler adamı kurtarmak için ekiplere haber verdi. Allah yardımcın olsun. Amca Allah kurtarsın. Amcam. Lan nasıl müdahale edecekler? Yağmur, dere hiç durmuyor ki. Evlerinde mahsur kalan bir ailenin selde kurtulma mücadelesi yürek otlattı. Gelme, gelme, gelme. Beline bağlayıp alacağız. Başka yolu yok. Tamam, sakin, sakin. Ben de. Evden yola ip çektiler. Şelale gibi akan suyun içinden güç bela karşılaştı. Karşıya geçmeye çalıştılar. Sıkı tut, sıkı tut, sıkı tut. Hadi, 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 hadi. Yürü, 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 yürü. Kızı alın, kızı alın, kızı alın, kızı alın, kızı alın. Tamam, tamam, tamam. Ailenin selden kurtulma mücadelesi neyse ki sağ salim tamamlandı. Kimse zarar görmedi. Artıyor, artıyor, dere artıyor. Bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı yollar çöktü. Yolun yarısı gitti ya. Sağanağın gün boyu devam etmesi beklenirken neyse ki şimdiye kadar can kaybı ve kayıp haberleri gelmedi bölgeden. Öte yandan geçtiğimiz hafta 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu sel felaketinin ardından harekete geçilmişti. Ve bölgede sel riski taşıyan acil ve öncelikli boşaltılması gereken 665 yapı tespit edildi. Çalışmalara başlandı. Bayramdan sonra yapılacak tebligatların ardından tahliye edilecek yapılar yıkılacak. Sahipleri kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek yeni konutlara taşınacak. Birçok arabayı sel suları altına aldı. Bütün bunlarla ilgili hasar tespitleri de gerçekleştirilecektir. El birliğiyle inşallah üstesinden geleceğiz. Bizi sevindiren tek bir şey var. Can kaybımız yok. Çok az yaralımız var. Karadeniz'den felaket haberleri peş peşe geldi. Sağanağın yıkıp geçtiği bir diğer noktada Artvin oldu bugün. Sağanak sele dönüştü, hayat felç oldu. Arhavi ilçesinde de birçok dere taştı, yerleşim yerleri su altında kaldı. Mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu, vatandaşlar botlarla kurtarıldı. Evlerini su basan vatandaşlar suyun gelmesini engellemek için kendi çabalarıyla set yapmaya çalıştılar. Otomobiller suya gömüldü, sele kapılan bir çimento harç kamyonu böyle sürüklendi. Suya kapılan bir köpek de yüzerek vatandaşların olduğu bölgeye geldi. Zavallı köpek işte böyle kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlardan bazıları göle dönen sokakta yüzerek karşıya geçti. Adeta denizde kulaç atar gibi yüzen vatandaşlar kameraya işte böyle yansıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sel esnasında bölgedeydi. Baraj patladı iddialarını yalanladı. Vatandaşlarla yakından ilgilendi. Yarın gece saat 24'e kadar, tabii bu meteorolojinin ilk uyarısı, tüm yöneticilerimiz aracılığıyla paylaştık. Yağış uyarısı devam ediyor. Kuvvetli yağış uyarısı devam ediyor. Tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz.